İlk kill bende kaldı. Heal'ın yok değil mi kanka senin? Kanka senin heal yok değil mi? İyi güzel, ben 2'de 2 aldım oradan. Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Brand oynayacağımız videoya hoş geldiniz. Brand sap olabilir, Brand mid olabilir. Öncelikle bir karşılaşma başlasın. Orada her zamanki gibi görüşmek üzere. Karşılaşmaya hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen sap olduğumu düşünerekten ben sap item'ımı alıyorum. Ve lane'ime doğru gideceğim. Hemen şu üst taraftan benim rune sayfamı görebilirsiniz. Hangi ürünleri aldığımı oradan bir göz atabilirsiniz. Anne olarak sadece şeyi söylemek istiyorum. Neydi? Karahasat'la girdim. Karahasat brandı çok güzel olabiliyor. Yani birkaç videosunu izledim. Yapanları gördüm. Bayağı damage falan çıkıyordu. Burada Miss Fortune var. Miss Fortune geri çıktı. Birazcık bakalım şimdi. Şunları bir yerlerine ayarlayalım. Ondan sonra şey yaparız. Takımdaki tek AP benim. O biraz avantaj olabilir. Biraz dezavantaj olabilir. Sanırım takım böyle olacak. Trundle sap gelecek. Hero'dan biraz bahsetmek istiyorum. Pasifinden bahsedeceğim. Bu benim ilk rehber videom olacak. Yani tam olarak rehber diyemem. Biraz daha oynanış üzerine duracağım ama rehberlik olayını da biraz başlatmak istiyorum. En azından hem kendim alışayım. Hem arayanlara bir şey olsun. Kaynak olsun diyerekten. Mid benim çok oynadığım bir lane değil. Bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere bilmiyorum. ADC benim main'im, o yüzden mid çok fazla oynamıyorum ama elimden geldiğince anlatacağım. Pasiften başlayalım. Pasif bir hero'ya vurduğunuzda herhangi bir skill ile %4 hasar vuruyor 3 saniye üzerinde. Tıpkı bir tutuştur efekti gibi. 3 saniye üzerinde %4 vuruyor. Eğer bir hedef yanarken ölürse, yani bu efekt üzerindeyken ölürse size mana kazandırıyor. Manayı geri veriyor. Ne kadar mana verdiği hakkında çek bir fikrim yok. Sadece manayı geri veriyor diye biliyorum. İyi güzel, daha en baştan bir tane karahasat yükü aldık. Aa pardon, ben bir an aklım mid brand'e gitti, şey almaya başladım. Onu patlatamadım, kötü oldu. Başka olarak şöyle bir şey var. Eğer 3 tane farklı skill vurursanız aynı hero'ya veya kadim ejderdir, barondur, şudur budur, büyük yaratıklara diyeyim. %8 hasar vurulacak. %14 de olabilir. Tam bilmiyorum. Bu eskiden %8'i sanırım. Etrafta bir yanmaya başlıyor şey. İlk kill bende kaldı. Heal'ın yok değil mi kanka senin? Kanka senin heal yok değil mi? İyi güzel, ben 2'de 2 aldım oradan. Hemen şuradan minyonları da alayım da. Haydi bakalım, ben de base'ime dönüyorum. Güzel başladı. Benim sap oynama sebebim tamamen bu. O kadar fazla vuruyorsunuz ki, yani sap olmanız hani çok deli gibi hasar vuran bir sapa dönüşüyorsunuz. Şimdi bir tane şöyle alacağım. Onu almasak da olur. Şöyle bir başlangıç yapalım. Güzel bir başlangıç oldu dediğim gibi. Bu ilk pasifiydi. Q'su şöyle bir farklılık var brand'de. Her skill'in bir normal efekti var, bir de yanma efekti var. Atıyorum Q'yu normal atarsanız sadece bir ateş topu atıyor ileri. Ama herhangi bir yanan hedefe Q atarsanız 1.5 saniyeliğine stunlanıyor. W bir alana şey atıyor. Zamazingo atıyor. Yerden bir ateş çıkartıyor. Eğer yanan adam eğer bu hasarı yerse %25 daha fazla hasar alıyor. E'sinde şöyle bir şey var. Bir insanı yakabiliyor ve herhangi istediğiniz bir karakteri yakıyor. Ama eğer yanan adam, yani adam yanıyorsa bu yanma efekti yanındakilere de sıçrıyor. Ultimiz bir yine bir ateş topu. Tıpkı Q gibi ama sıçrayabiliyor bu. Sanıyorum 5 atışa kadar sıçrıyor. Eğer hedef yanıyorsa bu o hedefi yavaşlatıyor ayrıca. Çok az da olsa. Ve sanıyorum
Emin değilim bundan. Ama şöyle bir şey var. Hedef önceliği şeye veriyor, şampiyonlara veriyor. Stack'i arttırmak için o şampiyon üzerindeki. Garen çok tuhaf oynuyor. Garen tuhaf oynuyor gerçekten. Gir 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 gir. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Garen çok çok kötü oynuyor. Aşırı aşırı kötü oynuyor. Baya baya kötü oynuyor yani Garen. Sap almak çok mantıklı geliyor bana Brand'e. Çünkü dakika ilerledikçe atağınız, damage'ınız çok artıyor. Yani Soraka falan tabii ki etkililer, sonuçta olayları farklı. Sonadır, şudur budur. Ama Brand tek başına sap olduğu halde takım savaşı değiştirebilen bir adam. Şu an gördüğünüz üzere saçma bir saçma hasarımı görüyorsunuz. Adam öldü. Dakika 5, 5 kara hasat yüküm oldu. Bu da ayrı bir efsanelik. Güzel güzel. Arabayı kaçırma Pampa. Bizimki base'e dönmek isteyebilir ama ben bir kıtır istiyorum şu kuleden. Bir çıtlağı almak istiyorum. 180 gold, 180 gold. Silence'dan dolayı şey atamadım ama ben buraya bir W daha atacağım. Onları bir alsın da. Base atalım. Kaçırdı. O kıtırı alamayacağız galiba. Şuradan Miss Fortune geliyor. Ya da başkası geliyor. Graves de olabilir o. Emin değilim, Miss Fortune'ı sanırım. Şimdi base'e döneceğiz. Neyse, olmadı. Burada kalalım. Ben şuraya bir tane totem atacağım. Kırmızı arkadan gelmesini istemiyorum. Ben burada duracağım. Tutuşturum geldi. Buradan savaşı hala kazanabileceğimizi düşünüyorum. Çok rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum ben. Hatta biraz yemleyebilirim ben. Güzel. Az da olsa vurduk. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gir kanka, gir kanka, gir kanka. Ah be. Biraz kötü oldu. Ben orada D'ye D'ye falan yaptım. Kanka ne yapıyorsun? Ulan ya. Zamanımı da yedi. Öldün mü lan? Ölme lan. İyi güzel. O ölür orada. Neyse güzel. Orada Graves var ama. Ben burada bu grubu da alacağım, sonra bir base atacağım. Şimdilik baya baya iyi gidiyor. Graves baya baya zorladı orada ama iyi kaçtı aslında, adamın şeylerini kullanmadı. Muhtemelen benim gelebileceğimi düşünerekten öyle yaptı. Öyle yaptıysa güzel. Ben 3-0-2 gidiyorum. Bu tabii ki çok etkileyecektir oyunun gidişatını. Şunu bitirelim önce. Ya da dur ya. Şöyle yapalım da. Şunun şöyle parçasını alalım. Bir tane de böyle böyle böyle. Aslında ayakkabıyı geliştirebilirdim. Bizim Yasuo'lar birebir. Bizimki en azından biraz minyon da önde. Muhtemelen karşı lane Garen'in şeyine gidiyor, Nubluğuna gidiyor. Herkes 6 level. Bizim adam 6 level değil, ben 7 olacağım. Ben baya baya öldüm. Şu
Şu an deli gibi minyon çalmaya başladım. Ben olsam laf ederdim. Bu tamamen el alışkanlığı. Normalde asla yaptığım bir şey değil. Birkaç oyundur Brand oynuyorum da. Kara hasat nasıl oluyor, nasıl gidiyor falan diyerekten. Alırız burayı ya. Alırız burayı, alırız burayı. Alırız, alırız, rahat alırız. Ölme be kanka. Ah be vurmadı. Ah be vurmadı. Bizim adam çok öldü. Adamın üzerine çok oynuyorlar. Oynamamaları lazım. Sonuçta burada ben de varım. Burada durursa hata yapar Miss Fortune. Durmayacak tabii. Durmaması çok daha mantıklı. Hala ultim duruyor. Bu kıtırı alacağım bu sefer. O kıtır benim. İyi, 160 oldu. Hatta bir kıtır daha alabilirim. Haydi bir kıtır daha. Güzel. Ben biraz daha hasar vurdum. Hala benim ultim var. Buradaki savaştan çok üstün çıkabiliriz. Ben güzel bir ulti atarsam. Şu kulenin bir kıtırını daha. Haydi. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sorun oldu. Bilgisayar kapandı, açıldı nedense. O yüzden o dakikaları biraz şey yaptım. Geçmek zorunda kaldım. Bir anda ekran karardı. Hiçbir şey olmadı. Arkadan sesler kesildi. Şu oldu, bu oldu falan derken. Gidiyorum, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya. Ay ay. Saçma oldu ya. Baya saçma oldu. Oy ay. Girdiğimiz anda böyle bir kek olmaması. Tam o an zaten ilk ölüşümdü. Ben o an oyundan gittiğim anı. Son gördüğünüz an ilk ölüşümdü. İlk gördüğünüz anda ikinci ölüşüm oldu. Ki onu öldürebileydi. Buna da tek atardı belki ama şimdi öldü galiba. Maviyi aldın ama yani neye yaradı kanka, öldün zaten. Ne kadar saçma bir hareketti o. Neyse, haydi gidelim bakalım. Bot lane'de bizim adam çok öldü. Ben baya öldürdüm. Ama elbet kasacaktır yani Kog'Maw. Amacım kill çalmak değildi, baya vurmaktı. Adama yardımcı olmaktı. Lan ne vuruyorlar bunlardı be. O bir patlayacak orada ama ölmez herhalde. Kimseye de çarpmadı. Ben de vereceğim. Hiç şey yapmayacağım çünkü çok rezil bir oyun oldu. Adam benim genelde oyunlarımda hep böyle oluyor. Tek oynadıklarımda en azından. Sizin ne kadar denk gelmiş bilmiyorum. O muhtemelen birçoğunuzda da aynıdır. 5-0 gidersiniz. Okay, 5 tane şey attım oraya ya. Adam nerededir, nerede değildir bilmiyorum ama. Ne yapsak, gitsek mi bir yerlere? Şu an top'tan bayağı bir rezillik, mid'den bayağı bir rezillik. Bir bot'tan biz şey yapıyoruz. Thank you.
İyi güzel. Burada ölebilirim. Öleceğimi de düşünüyorum ama. Adam yana yana can verdi. Şu an karşı takımın durumu çok kötü değil. 6-5, 5-6, 3-3, 4-4 gayet takılıyor. Bizde 1-6, 2-4, 7-7. Gerçi 7-7, 8-4 fena değilmiş. Tamam şu an biraz şeyim yani. He, olabilir falanım. Item'ımızı değiştirelim. Bir ejderha daha alacağız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum aslında. Çünkü Kog'Maw efsane hasar olan bir hero. Darius yeterince tank olmasa da yine de hem ufak tanklığı var hem hasar çok yüksek. Yasuo efsane vuruyor. Her ne kadar onlarda da Yasuo olsa da. Ve Wukong'un ultisi her şeyi değiştirebilecek bu ulti. Kanka ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Standa mı yemiyorsun sen? Adam hayvan gibi geldi geldi vurdu vurdu gitti. Neyse. Biz en azından görevleri yaptık. İki ejderimiz var. Bir de baron falan alabilirsek o da güzel olur. Bir fırsat kovalayıp bulursak. Güzel. Ay öldüm. Öldün çık. Keser misin onu? Kesebilecek misin? Kesebilirsin. Ah! Bir W'si olsaydı belki bir şeyler yapardı. Hayır bakalım midime gidiyorum ben. 15 kara hasat yükü aslında dakika 5 miydi 6 mıydı neydi 5 tane yüküm vardı sanki. O oyundan düştüm 3 dakika 4 dakika gelemedim ilk kez öldüm falan orada biraz bir şeyler değişti. Geldiğimde bizim Kog'Maw kule altında takılıyordu. Yazık yazık. Bizim adamın da yanlış seçimleri var sanki. Minion konusu, item konusunda şeyin. Maymun adamın. Bakalım bota doğru bir koşturuyoruz. 15 saniye sonra mavi de gelecek. Ben maviyi de alacağım. Ultimi attım. Orada baya baya şeyler oldu ya. Hadi alırsın. Geldim ben de. Bence girmemeli, girmemeli, girme, girme, girme. Kanka güveniyor musun kendine? Alacağım ben buradan maviyi de ondan sonra. Ondan sonra takılırız. Ejderden hala bir ejderha daha alacağız. 2-2,5 dakika sonra böyle devam edersek. Onlar kopuyor orada. İyi güzel. Benim geldiğimi göre göre neden kaçmadılar anlamadım. Sorun değil ben hala şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Of iyi vurduk. Haydi 1-2 vuruş daha haydi. Güzel çok güzel. Kog'Maw öldü. Kog'Maw öldü yapacak bir şey yok. Çekebilecek misin onu kanka? Oo yanlış yer yanlış yer. Hiç gidilmeyecek yere gitti. Ben asistimi de aldım. Güzel. Oradan da kill bende kaldı. Ultim de hala var. Dikkatli olmak lazım. İyi güzel. Orada her şeyi attım ama bir an önce hasar çıkarmak istedim. Çünkü sonuçta Yasuo saçma bir hasarı var. Deli gibi kritik vuruyor, deli gibi hızlı vuruyor.
Şimdiye kadar efsane iyi gidiyor. 11-3-10. En fazla asist bende neredeyse. En fazla kill bende neredeyse. En az da ben ölmüşüm. O neredeyse değil, o direkt en az ben ölmüşüm. Keşke orada ölmeseydim. Yani şey, oyun gitmeseydi de biraz daha şey olsaydı. Tam bir video olsaydı ama kusura bakmayın o şey için. İlişin ilginç yanı, oyun gitmesine rağmen kayıda bir şey olmamış. Sadece bir repair yaptım. 3500. Aynen, sanırım en mantıklısı şöyle ya. Çünkü şu an ölmek istemiyorum. Beni öldürebilecek, benim üzerime oynayabilirler. Benim üzerime oynarlarsa, oynayacaklarını söylemiyorum ama oynarlarsa en azından orada 2-3 saniye kazandırmak takım için çok iyi olacak. Damage'lar şu anda artıyor. Güzel. Güzel, çok güzel. Bakalım nerelerde ne var. Kanka çık, öldün. Öldün, çık kanka. Aşağıya gidiyoruz. Aşağıya gitmiyoruz. Ama aşağıya gitmek istiyorum ama aşağıya gitmeyelim çünkü aşağıdaki minyonlar çok şeyde. Buradan bitirebilme imkanımız var mı? Yani işte öyle böyle. Aslında şu an burada yaptığımız şey çok da mantıklı olan bir şey değil. Oha lan, kim vurdu o kadar? Ben değildim yani o. Bence Baron'u zorlamalıydık bunun yerine. En azından asist aldım. Bitti ya buradan oyun. Güzel bir oyun oldu. Keşke kesilmeseydi ama elimden geldiğince ben de bir şeyler yapmaya çalıştım. İyi, orada bir kill daha aldım. 14 kill'le falan bitti galiba. Güzel. Bir oyun sonu ekranına bakalım. Karasad'ın damage'ına bakamadım tam. Oyundan sonra bakarım. Umarım tatmin edici bir damage'ı çıkmıştır. Arkada da ekranım açık kalmış. Kayıt ekranı. Şimdi kime ne versem, kime ne versem. Ya bu adama biraz üzüldüm, o yüzden vereceğim. Bayağı onun üzerine oynadılar o oyunun early kısmında ve deli gibi kestiler çıktılar. A almışım ben. Neredeyse en fazla ben vurmamışım. O dakikalarda falan herhalde oyunda kalsaydım biraz daha fazla etkim olurdu. Bu videoluk böyle oldu arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın o küçük 3-4 dakikalık falan kesinti için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.